Evet gençler merhaba. Bugün size dik üçgende trigonometrik bağıntılardan bahsedeceğim. Trigonometrik değerlerden önce her zaman aynı şeyi söylüyoruz. Trigonometri dediğimiz şey aslına bakarsanız bizim için dik üçgende tanımlı arkadaşlarım. Dik üçgeni eğer bilirsek ve birim çemberi bilirsek o zaman trigonometrik bağıntıları da çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Biliyorsunuz koordinat sistemimiz vardı. Koordinat sistemimizde bir tane düşey eksen, bir tane yatay eksen vardı. Düşey eksene biz ordinat diyorduk. Yatay eksene de absis diyorduk. Ama artık trigonometri için bu adamların adlarını değiştiriyorum ben. Yatay eksenin adı absis değil, artık kosinüs ekseni olacak. Düşey eksenin adı ordinat değil, sinüs olacak. Dolayısıyla trigonometri dediğimiz şey dik üçgenlerde, dik açıda ve birim çemberde tanımlıdır demiştik. Birim çemberi çizerseniz arkadaşlarım, başlangıç noktanız şu açı olmak üzere bu açının açısal değeri, hatta bu aralara birer isim verelim isterseniz. B noktası, C noktası ve D noktası diyelim. A noktası sizin için arkadaşlarım başlangıç noktasıdır. Açı değerini sorarsa adam, açı değeri 0 derecedir. B noktası yukarıya doğru hareket ettiğinizde buna pozitif yön denir arkadaşlarım. Yukarıya doğru ilerlediniz. A noktasından dımdıbı B noktasına geldiniz. B noktasının açısal değeri 90 derecedir. Buradan devam ettiniz arkadaşlarım. Dımdıbı aşağıya indiniz. C noktasına geldiniz. 180 derecelik yol aldınız. 90-90 180 ettim. Buradan devam ettiniz arkadaşlarım. Hala aynı yönde saat yönünün tersinde hareket ediyorsunuz ki bu trigonometride pozitif yön demektir. Aşağıya geldiniz. D noktasına. D noktasının açısal değeri 270 derecedir. Ve devamında tıp biraz daha ilerlerseniz tekrar A noktasına geliyorsunuz. A noktasının değeri o zaman aynı zamanda 360 derecedir. Böyle dönerseniz arkadaşlarım 90 eklerseniz 450 diye tıp birim çember üzerindeki sonsuz noktayı çember üzerindeki her bir noktayla karşılık getirebilirsiniz. Şimdi A noktasının koordinatlarını hesaplarken arkadaşlarım koordinat hesabı yaparken yaptığımız şey çok kolay aslına bakarsanız A noktasının normal koordinatlarını yazıyorsunuz. A noktasının koordinatı bakıyorum x'i artık 1'di. Çünkü bu birim çemberde yarıçapı 1 birim olan çemberden bahsediyorsunuz. O zaman A noktasının koordinatında absisimiz 1, ordinatımız 0 olacaktır. B noktasının koordinatına bakarsak absisimiz 0, ordinatımız 1'dir. C noktasının koordinatına bakarsanız absisiniz eksi 1, ordinatınız 0'dır. D noktasının koordinatı da yani buradan bahsediyorum. Onun koordinatı da 0'a eksi 1 olarak bulunacaktır. Şimdi artık arkadaşlarım yapacağımız şey çok basit. Artık bundan sonrasında nokta koordinatlarına bağlı olarak açının kosinüsüne bakacağız. Mesela açımız 0 derece. Kosinüs 0 neresi dediğinde 0 derecenin hop A noktası olduğunu bileceksiniz. A noktasının üzerindeki koordinatları arkadaşlarım. Birer isim yazıyorsunuz. C, S şeklinde. C kosinüsün, S ise sinüsün baş harfleri olmak üzere. Şimdi amca size sordu. 0 derecenin kosinüsü nedir? Bakıyorsunuz 0 derece hangi nokta? A noktası. A noktasının kosinüsü kaçmış? 1'miş. Sinüsünü sormuş olsaydı, sinüs 0'ı sormuş olsaydı yine A noktasıydı. Sinüsüne baktınız kaçmış? 0. 90 derece için bakalım. Kosinüs 90 dedi. 90 derece bakıyorum B noktası. B noktasının koordinatı neydi? 0'a 1'di. Üzerine CS yazarsanız kosinüsünü sormuş. Kosinüsü ne? 0. Sinüsü ne olacaktır? Baktım. Sinüsü 1. Aynı mantıkla 270 derece ve 180 derece için de yapalım. Kosinüs 180 dedi. Hop 180 derece 90 C noktası demek. Koordinatına baktınız eksi 1'e 0. Üzerine CS yazdınız. Kosinüsü neymiş? Eksi 1'miş. Sinüsü de 0'mış. 270 derece için yapalım aynı şeyi. 270 derece baktınız. 90 ilerlediniz. 270 D noktası. Koordinatı 0'a eksi 1.
Üzerine de CS yazdınız. Kosinüsü 0'mış, sinüsü de eksi 1'miş. Biz bunlara arkadaşlarım sınır açıları diyoruz. Şu açılar, gördüğünüz açılara, bunu tabii ben atıyorum kafadan. Bu benim uydurma isimlerim. Ben bunlara sınır açıları diyorum. Neden sınır açıları? Bölgeler için aslına bakarsanız sınır açıları. Mesela arkadaşlarım, yine koordinat düzlemini şurada bir öyle bir çizelim size. Hop hop çizdik. Şimdi koordinat düzlemine biz isim verirken arkadaşlar ne yapıyorduk? Burası birinci bölgeydi bizim için. Yine saat yönünün tersinde hareket ediyorduk. Üçüncü bölge ve dördüncü bölge diyorduk. Birinci bölgedeki amcaların işaretlerine bakarsanız artı artıydı. Her noktanın absisi de ordinatı da pozitifti. İkinci bölgedeki amcaların işaretleri eksi artıydı. Üçüncü bölgedekilerin işaretleri eksi eksiydi. Dördüncü bölgedekilerin işaretleri de artı eksiydi. Şimdi biz bunların kosinüs sinüs olduğunu biliyorsak, kosinüs sinüs diyorum. O zaman birinci bölgede aslında kosinüs de sinüs de pozitifmiş gördüğünüz gibi. İkinci bölgede kosinüs negatifken sinüs pozitifmiş. Üçüncü bölgede kosinüs de sinüs de negatifmiş. Dördüncü bölgede kosinüs pozitifken sinüs negatifmiş diyebilirsiniz arkadaşlar. Birim çember dediğinde bir de bilmemiz gereken en önemli formüllerden bir tanesi birim çember üzerindedir ya da birim çember denklemidir sorularında hep aynı şeyi yapacağız. X kare artı y kare eşittir. Bir denklemini ezberleyeceğiz. Birim çember denklemi bu olabilir ya da bu denklemin mesela 3 katı alınmış hali olabilir arkadaşlar. Mesela 3x kare artı 3y kare eşittir 3 gibi olabilir. Ya da 5x kare artı 5y kare eşittir 5 gibi olabilir. Önemli olan x karenin, y karenin ve sabitin katsayılarının aynı olmasıdır. Şimdi sorularımıza artık minik minik başlayalım. Bizim için diğer bir tanımımız da aslına bakarsanız şuydu arkadaşlarım. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant tanımları. İsterseniz onları da yazıp ondan sonra başlayalım. Şimdi biz bir dik üçgen içerisinde ki dik üçgende pardon kalemi almamışız. Dik üçgenimiz için ay çok kötü çizdim. Yani şurada güzel güzel çizeyim de çocuklarım güzel güzel baksınlar yani değil mi canım? O zaman yaşıklı çiziyorum bakın bakın bak vay 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 maşallah maşallah nasıl güzel çizdim aman da aman. İnandınız değil mi benim bunu çizdiğimi? Gerçi görüyorsunuz değil mi nasıl çizdiğimi? Ay, şu an sinir oldum kendime. Peki şimdi bu açılara arkadaşlarım birer isim veriyorum. Bu açıları daha rahat göstermek için alfa beta demiyoruz. Çünkü Atatürk kızıyormuş biliyorsunuz Yunan alfabesinin harfleri olduğu için. O yüzden şu küçük açıya K açısı diyorum. Bu küçük açıya da M açısı diyorum. Şimdi K açısıyla M açısının toplamının arkadaşlarım 90 derece olduğunu biliyorum. Birazdan bununla çok güzel bir şeyi böyle bağlayacağım. O yüzden şimdi tanımlarımıza bakalım. Mesela sinüs. Açı değeri yazıyorsunuz buraya. Sinüs K açısı yazdınız. Sinüsün tanımı arkadaşlarım. Karşı dik kenar bölü sinüs. Sonu üstte bittiği için hipotenüstür. Sonu üstte bitiyor. Kosinüsün tanımı kola başladığı için komşu dik kenar. Sonu üstte bittiği için hipotenüs. Biz kısaca ona ne diyorduk? Hipoş diyorduk. Tanjantın tanımı, tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenardı. Bölü komşu dik kenar diyorum. Kotanjant arkadaşlarım, kola başlıyor gene. Demek ki komşusu yukarıda olmalı. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar dedik. Şimdi artık yapacağımız şeyler çok kolay oldu arkadaşlarım. Sinüs. Sonu üstle bittiği için paydada hipotenüs var. Kosinüs. Sonu üstle bittiği için paydada hipotenüs var. Tanjant ve kotanjantta dik kenarların oranları üstle bitmiyor dikkat ederseniz. Kosinüs de kola başlıyor. Yukarıda komşu dik kenar var. Kotanjant kola başlıyor. Yukarıda komşu dik kenar var. O zaman diğerleri de tam tersidir diye
ezberleyebilirsiniz çok daha kolay bir şekilde. Şimdi sinüs K'yı bulalım arkadaşlarım. K açısı burası. Sinüs ne demekti? Karşı dik kenar. K'nın karşısına gidiyorsunuz. Baktınız kim? A. A bölü hipoş diyorsunuz. Hipoşunuz kim? B. Şurası bizim hipoşumuz biliyorsunuz. Bunlar da dik kenarlarımız. K için kosinüse bakalım. Kosinüs ne demekti? Komşu dik kenar. K'nın komşusu kim? C bölü hipoşum kim? B. Tanjanta bakıyorum. Tanjant K'nın karşısı A. Karşı dik kenar. Komşu dik kenar C. K'ya komşu iki tane kenar var gördüğünüz gibi. Biri C, biri B. Ama B'nin özel bir adı olduğu için hipoş gibi. O yüzden kimi alıyorsunuz? C'yi alıyorsunuz. Bir tane de çayımızdan içelim yani. Çok güzel yapmışım maşallah bana. Bir de kotanjant K'mız var arkadaşlar. K'la başladığı için komşu dik kenar yani C bölü karşı dik kenar A diye tanımladık. Şimdi kuzular M açısı için aynı şeylere bakalım. Mesela sinüs M diyelim. Sinüs ne demekti? M'nin karşısı C bölü hipoş. Kosinüs M dedim. M'nin komşusu A bölü hipoş. Tanjant M dedim. M'nin karşısı C bölü komşusu A. Kotanjant M dedim. M'nin komşusu A bölü karşısı C. Dikkat ederseniz tanjantla kotanjant birbirinin tersi arkadaşlarım. Şimdi burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Şunlar birbirinin aynısı gördünüz mü? Bakın sin M kos K. Aa, tan K kot M. Kot K tan M. İşte burada bizim için çok önemli olan bir özellik fark etmiş olduk aslına bakarsanız. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin sinüsü arkadaşlarım, diğerinin kosinüsüne, birinin tanjantı, diğerinin kotanjantına eşittir diyebilirsiniz. Bunun gerçekleşmesi için gerek ve yeter şart bu açıların toplamının 90 derece olmasıdır. Çok önemli. Bunu da böyle işaretliyoruz. Şimdi artık sorularımıza bakabiliriz kuzularım. Çok kolay. Amca ne demişti? Dik üçgende 4'ü vermiş, 3'ü vermiş. Açımızı da alfa olarak vermiş. Sonrasında da sormuş. Demiş ki sinüs alfa nedir diye sormuş. Şimdi kuzular dikkat ederseniz alfa dediğimiz açıyı hemen küçük a açısına çeviriyoruz. Atamız kızıyordu biliyorsunuz ki sinüs a açısı diyelim. Küçük a açısı diyelim. Şimdi küçük a açısını ilgilendiren burada hiçbir trigonometrik değer yok. O yüzden ben buraya küçük b açısı diyorum. O halde küçük a ile küçük b'nin toplamı benim için 90 derecedir. Tepedeki açının toplamı 90'sa o zaman bir tarafı küçük b ise diğer tarafı da küçük a'dır. Ve böylece a'yı bildiğiniz bir yere taşımış olduğunuz gördüğünüz gibi taradığımız üçgende a'nın karşısı 3'tür. Sinüs a'yı hesaplayalım. 3. Hipoşu da 4'tür. Dolayısıyla cevabımız 3 bölü 4'tür diyebiliriz. Şimdi ikizkenar üçgen demiş. İkizkenar üçgeni görünce aklımıza ne gelmeliydi? Kafadan dikmeyi basmak. Kafası neresiydi? Eşit olan kolları arasındaki mesafeydi. Kollarından bir tanesi arkadaşlarım AB, bir tanesi de kim? AC. Eşit kolları zaten aynı renkle gösterdiğiniz zaman kafanın A noktası olduğunu, A'dan geçecek şekilde kafadan dikmeyi basmanız gerektiğini anladınız. Bastınız dikmeyi. Bu bastığınız dikme aynı zamanda kenar ortay, aynı zamanda açı ortay ve aynı zamanda yükseklik olmak zorundaydı. Şimdi kenarımızın toplamı 4, 8 daha 12. 4 ile 8'in toplamı 12. 12'yi 2'ye böldüm arkadaşlarım. 6. Şurası 6 olmuyormuş. Tıpı 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 siliyorum. O zaman buraya 2 kaldı diyorum. Şimdi burası 6 ise dikkat edin. Taradığımız üçgende Pisagor amca yapıyorum. 6, hipoşu 10. O zaman dik kenarı 8. Yani 3, 4, 5'in 2 katı. Şimdi artık kotanjant alfayı sormuş. Başka bir renk alıyorum. Şurada arkadaşlar kırmızıyla taradığımız üçgende kotanjant ne demekti? A diyorum ona, yani alfa demiyorum. Atamı kızdırmayayım. Kotanjant ne demekti? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar diyorum.
Baktım komşu dikkenarım 2, karşı dikkenarım 8, cevabım 1 bölü 4 olarak bulundu. Yine aynı şekilde arkadaşlarım alan ABC'yi 4 kök 3 vermiş. Hadi bu kenarcıklara isim verelim. Küçük A kenarım, diğeri de küçük C kenarım. Şimdi bir dik üçgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? İki dik kenarının çarpımı bölü 2 ile hesaplanabilir. Yani dik kenarlarından bir tanesi A iken diğerine C diyorum. A çarpı C bölü 2. Buradan A çarpı C'nin 8 kök 3 olduğunu cebime koyuyorum. Şimdilik hiçbir işime yaramadı ama bakalım. Sinüs A. A açısının sinüsünü soruyorsa A açısının karşısında küçük A kenarı var. Hipoşunda X. Çarpı C açısının sinüsünü sormuş. C'nin karşısında küçük C kenarı var. Hipoşunda X. Bu ikisinin çarpımı kök 3 bölü 2 ise ben A ile C'nin çarpımı yerine 8 kök 3 yazabilirim. Bölü X kareye eşittir. Kök 3 bölü 2. Kök 3'ler birbirini götürür. Buradan x karemiz 16, x'imizi de 4 olarak bulabiliriz. Çok kolay geçtik. Geçemedik. Çok mu geçtik yahu? Şuradan bakmak istiyorum. Pardon. Evet. Şimdi kuzularım bu soru tipi için derste de anlatırken şunu söylemiştik hatırlarsanız. Çok önemli. Biz bunu ne zaman kullanırız? İşaret kaleminizde mutlaka bu soruyu işaretleyin arkadaşlarım. Çünkü bizim için çok çok önemli bir soru tipidir. Biz daha ileriki sınıflara geldiğimizde bunların daha kolay yollarını da bulacağız. Ama şimdilik 2 alfayı alfaya düşürme sorusu diyelim ya da indirme sorusu diyebilirsiniz. Burada dikkat ederseniz arkadaşlarım açınız 2 alfayken siz alfa kadar olacak şekilde uzattınız. Alfa alfadan aslında ikiz kenar olacak şekilde uzattınız. Bir kenarcığınız B olacak şekilde uzattınız. Böylece açınız 2 alfayken alfaya düşürdünüz. Yani yarıya düşürdünüz. Henüz 9. sınıfta olduğunuz için bunun tersini yapmayı bilmiyorsunuz. Sadece açıyı yarıya düşürmeyi biliyorsunuz. Nasıl yapıyormuşum bir kere daha söylüyorum. Hipoş kadar uzatarak açıları alfa alfa haline dönüştürüyorum. Böylece bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit olmuş oluyor. Kotanjant alfayı sormuş adam. Kotanjant alfa şurada büyük üçgende açıyı yarıya düşürdüğünüz için komşu dik kenarına bakıyorum. A artı B. Karşısına bakıyorum C. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Yani A artı B bölü C diyorum. Bitiriyorum. Çok basit gördüğünüz gibi. Yine teta'yı ilgilendiren açımız teta'dan değiştirelim. A açısı diyelim. A açısı diyelim. Bunlara da A diyorum. Şimdi A açısını ilgilendiren tarafta bir diklik yok gördüğünüz gibi. İsterseniz açı taşıyarak, isterseniz bir ek çizimi yaparak burada bir dik üçgen elde edebilirsiniz. Çok basit bir ek çizimi yaptık. Paralel şekilde kaydırdık. Elde ettik gördüğünüz gibi. DC EB'nin 4 katıymış. Tanjantta kotanjant, sinüs, kosinüs hepsi bir oransa hadi biz buna 1 diyelim daha rahat işlem yapmak için. O zaman DC'miz ne olsun? 4 olsun. Bu adam 1 kare ise burası 3. 3'tür. Dikdörtgen oldu altta dikkat ederseniz. 1 ise karşısı 1'dir. Tepesi 4 ise 4'tür. 4'tür. Amca bana neyi sormuş arkadaşlarım? 3, 4, 5'ten hipoşumu buldum. Artık soru bitti. Sinüs A çarpı tanjant A'yı sormuş. Sinüs A karşı bölü hipoş yani 4 bölü 5. Tanjant A karşı bölü komşu yani 4 bölü 3. Çarptım 16 bölü 15 diye aradığım cevabı buldum. Bu da gene aynısı arkadaşlarım. Böyle sorularda da ana fikrimiz C açısının kotanjantını bulmak. Yani şu açıyı arıyoruz. O zaman diyorum ki bunun olduğu tarafta bir diklik kullanayım. Peki ben niye DEC üçgenini kullanmıyorum? Çünkü DE uzunluğunu bilmiyorum arkadaşlar. Dikkat edin bakın şu uzunluğu ben bilmiyorum değil mi? Bu uzunluğu bulabilir miyim? Aslına bakarsanız bulabilirim. Benzerlik yaparak bulabilirim ama daha pratik çözmekse amaç. Bir dikdörtgeni tamamlayalım ve sorumuzu çok daha rahat çözelim diyoruz. Hedefimiz daha kısa sürede çözmek. Şimdi burada bir dikdörtgen yaptıysam 2 ise karşı tarafta 2, 6 ise yukarısı da 6.
Artık soru bitti gördüğünüz gibi. C açısının kotanjantını sormuştu. Kotanjant C, komşu dikkenar 5 bölü karşı dikkenar 6 dedim. Bitirdim. Elinizde ikizkenar üçgen var. İkizkenar üçgenin en önemli özelliği neydi? Kafadan dikmeyi bas diyorduk. Şimdi peki ikizkenarın kafası neresi diye sorarsanız. Bakın ikisinde de A'lar ortak. O zaman kafası aslına bakarsanız A noktasıymış arkadaşlarım. 13'müş, 13'müş. Şimdi tanjant A'yı sormuş, vermiş bana 5 bölü 12'ymiş. Tanjant A şu açı. Şimdi A açısını ilgilendiren bir dik basmalıyım diyorum kendim kendime. Hadi o dikimizi basalım ama başka bir renkle basalım ki koğuş karışmasın. A açısını ilgilendirecek şekilde bir dik bastım arkadaşlar. Şimdi tanjant ne demekti? Bu dikin karşısı 5 ile orantılıymış. 5K diyorum. Komşusu da 12 ile orantılıymış. 12K diyorum. Tamamı da o zaman 13K olacaktır. Şimdi ben ne bulmuş oldum? 13K'nın 13'e eşit olduğunu. K'mız o zaman 1'dir. Yani burası 5'tir. Burası da çat 12'dir. Tamamı eğer arkadaşlar 13 ise silelim şuradan kafamız karışmasın. Tamamı 13 ise 12 burada varsa aşağıya da 1 kalacaktır. Buradan sonrasında BC'yi bulmak için şuraya X diyelim. Aşağıda bir diklik var. Diklik varsa aklımıza Pisagor amca gelir. Hadi Pisagor yapalım. X kare eşittir. 5'in karesi artı 1'in karesi dersiniz. X karemiz 25, 1 daha 26 olur. X'imiz de kök 26 diye bulunabilir. Gayet basit gördüğünüz gibi. Şimdi kuzularım bakın bu soruyu da gene işaret kaleminizle işaretliyorsunuz. Önemli bir soru tipi çünkü. Burada da açı taşıma yapacaksınız. Alfa açısını öyle bir yere, şu köşe var ya arkadaşlar, onu öyle bir yere taşıyacaksınız ki bu tam birim karelerin köşesine denk gelmeli. Alfa dediğiniz açı, hadi biz gene onu A açısı yapalım. A dediğimiz açıyı buraya taşıyabilirsiniz bakın. Taşıdığınız an aslında istenen şart sağlanmıştır. A açısı tam köşeden, birim karenin köşesinden çıkıyor. O zaman bitti. Tanjantını sormuş. Tanjant karşımıza bakıyorum kaç? 3. Komşumuza bakıyorum kaç? 2. O zaman tanjantım 3 bölü 2. Karşı bölü komşudan. Peki başka nereleri A'ydı hocam diyorsanız. Şu küçük açımız da A'ydı arkadaşlar. Şurası da A'ydı. Şurası da A'ydı. Bakın yöndeş olacak şekilde A açısını istediğiniz bir yere taşıyabilirsiniz. Şuradan büyük üçgenden de yapabilirdiniz. Aynı cevap çıkardı. Bu da önemli bir soru tipi, mutlaka işaretleyin. Şimdi buncağız için ne söylemiş arkadaşlarım? 5 varmış, 13 varmış. Tamam, tanjant A'yı sormuş. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar sorumuzda DC uzunluğuyla DB uzunluğu birbirine eşit. Şu adamın uzunluğuyla burası birbirine eşitse aslında DE kenar orta dikmedir. Kenarın ortasından çıkan dikme. Şimdi biz ne öğrenmiştik? Şurası arkadaşlarım hatırlayın bir organımızdı. Bu organımızdan dik giren şey nereden çıkıyordu? Kafamızdan çıkıyordu. O zaman amcanın kafası aslına bakarsanız kimdir? E noktasıdır. İkizkenarın kafası burasıdır. Kafa burasıysa arkadaşlarım kollarının uzunluklarının biri 13 iken diğer tarafın da 13 kadar olması gerekir. Burası da 13'tür. Şimdi A neydi bu ya? E'di herhalde. A, E, B üçgenine bakarsanız, taralı üçgene bakarsanız, taralı üçgende 5 var, hipoş 13, o zaman dik kenar 12'dir. Tanjant A dediğimiz şey, soru biter. Tanjant A için bakıyorum arkadaşlar, karşımız kaç? 12, komşumuz kaç? 18, 12 bölü 18 de sadeleştirirseniz 2 bölü 3 olarak bulabilirsiniz. Çok havalı görünüyor gördüğünüz gibi. Sinüsünü vermiş adam 3 bölü 5 diye. AB uzunluğunu 800 metre demiş. Şimdi sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant hep orandır demiştik. O zaman yanlarına hadi birer tane K yazalım. Çünkü kenar uzunluğu soruyor. Sinüs karşısı 3 ile orantılıymış 3K. Burası da 5 ile orantılıymış 5K. O zaman bu zımbırtı da 3, 4, 5 üçgeninden 4K olmalı.
4K'mız eğer 800 ise K'mız 200 olur. X'i sormuştu adam. X dediğimiz şey de 3 çarpı 200 yani 600 olarak bulunur. Çok basit. Peki bakalım. Şimdi arkadaşlar 30-60-90 üçgenini başka bir şeyde anlatacağım. Şimdilik sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.